Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anzak Koyu olarak bilinen sahilde sessiz bir mezarlık. Buraya gömülen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin çoğu 25 Nisan 1915 sabahı yapılan çıkartmanın ilk saatlerinde tepelerde mevzilenen az sayıda Osmanlı askerinin açtığı ateşle vuruldu. Bill Sellers'ın ailesinden 4 kişi Çanakkale'ye gelen o askerlerin arasındaydı. My mother's family had four. Annemin ailesinden 4 kişi Avustralya ordusunun 6. Alay Hafif Süvari Birliği'nde askerdi. Babamsa İngiliz. Yaptığım araştırmada ailemin en az 3 üyesinin Osmanlılara karşı Çanakkale'de savaşırken öldüğünü ortaya çıkardım. Bunlardan ikisinin mezarı bilinmiyor. Osmanlı askerleri Sellers'ın savaş için gelen akrabalarına geçit vermemişti. Ama yıllar sonra atalarının da gömülü olduğu bu topraklar ona kucak açtı ve artık Gelibolu'da yaşıyor. Bir Türk'le evli ve bu tarihi toprakları korumak için birden çok nedeni var. İşte Anzakların çıkartma yaptığı upuzun kumsal. Onları Türk askerleri durdurmuştu. Bugün tarihin izinden gitmek isteyenleri ise savaş meydanını ikiye bölen karayolunun istinat duvarı durduruyor. Bizimle tarih arasında bir duvar örülmüş durumda. Dahası arazi değişti. Bu bölgenin hikayesini artık eskiden olduğu gibi kesintisiz olarak izleyemiyoruz. Hikayenin bu bölümünü kaybettik. Ziyaretçileri Jonk Bayırı'na götüren tek yönlü yolun sağı Türk, solu Anzak siperleriyle dolu. Yol iki ordunun arasındaki çatışma alanının üzerinden geçiyor. Kıvrım kıvrım siperler, burun buruna mevzilerde yazılmış destanlar herkesi derinden etkiliyor. Sellers herkesin Çanakkale'yi görmesi gerektiğine inananların başında geliyor. Ama hak ettiği saygı ve özenle. Burası Antalya, Bodrum veya Kuşadası değil. Burası bir müze, yaşayan bir müze. Atalarımızın fedakarlıklarını ve yaşadıklarını birazcık olsun anlayabilmek için savaş meydanında nasıl bir durumda olduklarını görmemiz lazım. Bunun için de doğal yapıyı mümkün olduğunca doğal haliyle korumalıyız. Yapılan bazı yanlışlara rağmen Çanakkale cephesi hala 1. Dünya Savaşı'na ait en iyi korunmuş cephelerden biri olmayı sürdürüyor. Şairin "Dur yolcu, bastığın toprakları toprak deyip geçme tanı" dizeleri ise adeta bu mirasın farkında olmayanlara geçmişten bir mektup niteliğinde. Can Hasasu, El Cezira, Çanakkale.